Bugün Yıldız Holding'in Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği Geleceğin Yıldız Kızları projesinin tanıtım lansmanındayız. Yanımızda Necra Hanım bulunmakta. Necra Hanım, öncelikle çok önemli bir proje imza atıldı. Genç kızların futbol ve spora teşviği açısından. Neler söylemek istersiniz? Gerçekleşen projeyle hedef nedir? Sizin de söylediğiniz gibi bugün çok önemli bir adım atıyoruz aslında. Projemizin en önemli amacı şu: alfa kuşağını yakalayıp teknolojiyi çok iyi kullanan kuşakla beraber onların futbola olan yatkınlıklarına bakmak ve onları futbolun içerisine çekebilmek. 2009, 2010 ve 2011 doğumlu oyuncularımızın dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bir link kadar uzağız. O linke tıklayacaklar, bütün videolarını yükleyecekler ve milli takım teknik heyeti tarafından seçilip U15 milli takımıza davet edilecekler. Bu neden çok önemli? Bu bir kere dünyadaki tüm kız çocuklarına bir fırsat eşitliği yaratmak için çok önemli. Kadın futbolunda biz ülkemizde çok yeniyiz ama güzel işler yapmaya başladık. Artık taş yuvarlanıyor. Ben her zaman öyle söylüyorum. Artık taş yuvarlanıyor. Bunun önüne kimse geçemeyecek. O yüzden de altyapımızı geliştirecek, altyapımızı sağlamlaştıracak projelere ihtiyacımız vardı. Ülker geçmişte olduğu gibi yine yanımızda. Ülker Şirketler Grubu'yla eminim futbol köylerinde başarmış olduğumuzun daha üstüne çıkarak kız çocuklarımıza daha iyi bir şekilde ulaşmaya çalışacağız. Aslında son maçlarınızda, özellikle Elazığ maçında bir seyirci rekoru kırıldı. Bu da gelen talebin çok yoğun olduğunu gösteriyordu. Siz neler hissettiniz? Elazığ'dan sonra bir de Çorum'da gerçekleştirdiğiniz maçta rekorlar kırdınız. Bu neyi gösteriyor aslında biliyor musunuz? Siz bilgilendirirseniz, insanlara iletişim kurarsanız, network ağını sağlarsanız, kadın futbolunun varlığını insanlara hissettirirseniz, insanlar zaten ona şey kalmıyorlar, yabancı kalmıyorlar ve hemen içselleştirebiliyorlar. Elazığ'da çok güzel tarihimizin ilk rekorunu kırdık dedik, Çorum'a gittik, dop dolu bir stadyumla karşılaştık. Özellikle oraya gelen kadın ve çocukların fazla oluşu, onların sayısal üstünlüğü inanılmaz gelecek adına umut vaat ediyordu. Ne olacak şimdi? Çorum şehir stadyumunu dolduran kız çocukları emin olun bu projeye başvuracak. Ondan sonra ben de Ebru ablam gibi olmak istiyorum, ben de Ecem ablam gibi olmak istiyorum diyecek. Ve bu rol modeller geliştikçe, onları gördükçe de kadın futbolu daha da fazla önlenemez yükselişine devam edecek. Peki son günlerde voleybolda Filenin Sultanları'nın başarısını görüyoruz. Aynı zamanda genç kızların da merakının arttığını görüyoruz. Geleceğin kızları futbolda Filenin Sultanları'na rakip olacak diyebilir miyiz? Umarım rakip oluruz ama buradan şunu söylemeden edemeyeceğim. Voleybol takımımız çok kıymetli işlere imza atmış, kimsenin ulaşamayacağı rekorlar kırmış ve bizi çok gururlandıran bir takımımız. Umarım kadın futbolu da aynı onların gittiği yoldan ilerler, o gelişimi sağlar ve onların kaldırmış olduğu kupaları hep bir ağızdan biz de kaldırırız. Teşekkür ederim, sağ olun.